Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bugünün videosu epoksi için çiçek kurutma. Ben çiçeklerimi kuruturken presleme yöntemini tercih ediyorum. Ben çiçek presleme setini kullanıyorum. Eğer merak ediyorsanız internette bu şekilde satılıyorlar. 4 tane civatası var. Onları açıyorum. Ardından içinden 5-6 tane karton çıkıyor. Ve böyle gene 5-6 tane de krep kağıdına benzer bir kağıt var. Çiçeklerimi kesiyorum. Farklı tipli çiçekler kullanacağım. Kurutacağım. Ortanca çiçeğim, sardunya, papatya. Diğer ikisinin ismini bilmiyorum. Onlar da çok güzel. En alta karton koyuyorum. Üstüne bir tane kraft kağıdından, daha sonra çiçekleri arkaları kameraya gelecek şekilde yerleştiriyorum. Çiçekleri iki kraf kağıdının arasına yerleştiriyorum. Üstüne tekrar karton koyuyorum. Aslında çok basit bir düzenek. Kendiniz de malzemeleri alırsanız yapabilirsiniz evde. Birkaç civata, vida, karton ve kraf kağıdına ihtiyacınız var. Aradan 8-9 gün geçti. Şimdi onlara bakalım. Koyduğum mor çiçeklerin rengi kaybolmuş maalesef. Taze kalamamışlar. Borum papatyalarımda da büzüşme mevcut. Bunun için yapılması gereken bir şey biliyorsanız lütfen benimle paylaşın. ...8-9 gün geçmesine rağmen sardunya çiçeklerim çok güzel kurumamıştı. Onları biraz daha bekleteceğim. Ortanca çiçeklerim 8-9 günde tamamen kurumuştu. Aslına bakarsanız daha önce bir haftada kurumuş sardunya çiçeklerim de vardı. Bu aralar burada havalar güzel değil, sıcak değil. O yüzden etkilediğini düşünüyorum. Aradan 5-6 gün geçti. Bu sefer tamamen kurumuşlardı. Pembe çiçeklerde niyeyse renk kaybı söz konusu. Ama ne zaman kursam böyle çıkıyor. Kurumuş çiçeklerimiz bu şekilde. Kuruyan çiçeklerimi böyle bir hobi düzenleme çantasında saklıyorum. Hava da almıyor. Hala kurumaya da devam ediyor. Burada kendi kuruttuğum çiçekler, ayrıca AliExpress'ten aldığım hazır çiçekler de var.
videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bana verebileceğiniz tavsiyeler varsa çiçeğin rengi solması ve büzüşmesi ile ilgili yorumlarda buluşalım. Başka videolarda görüşmek üzere.